Instagram'dan gelen sorulara şöyle bir bakalım. Hayrun Nisa Hanım soruyor hocam. Evet efendim. Oğlumun düğünü var ve benim herhangi bir gelirim yok. Promosyon parasını düğüne harcarsam günaha girer miyim? Efendim, eğer ihtiyaçlarını normal olarak karşılayabilecekseler kullanmamaları lazım. Yok, zaten sıkıntı içinde, borç içerisindeyse kullanabilir. Peki. Naime Hanım Gaziantep'ten selamlar. Ailecek izliyoruz, hocamızın ellerinden öperiz demişler. Emel Hanım Eskişehir'den, Eskişehir sabahından sıcacık sevgilerimizi sunuyoruz, selam ediyoruz demişler. Eskişehir'e de selamlarımızı iletelim. Bir başka soru. Gül Hanım soruyor. Erzurum'dan selamlar. Hocama bir sorum olacak. Biz bir büyük baş aldık kurban bayramında kesmek için. Kurbanlığımız şu anda süt veriyor. Biz de sütünü içiyor, yoğurdunu yapıp yiyoruz. Bazı kimseler kurban olacak hayvanın sütünü tüketemezsiniz diyorlar. Bu doğru mu? Söyleyenler doğru söylemişlerdir. Veya tüketirler. Tüketirler de bedeli nedir? Bedeli şu tuttu, onu sadaka olarak verirler. Tüketebilirler. Tüketebilirler. Bedelini. Ama bedeline sadaka olarak verirler. Evet, şimdiden almışlar. Kurbanlık evet. Almışlar. Sütü kullanılıyorsa, yoğurt yapılıyor, peynir yapılıyor. İstifade ediyorlar. Onun bedelini ihtiyaç sahipleri. Bedelini fakirlere, ihtiyaç sahipleri. Hocam Emel Hanım'ın bir hatmi varmış. Annesi, babası ve Gazze'deki tüm kardeşlerimize, şehitlere hediyemizdir diyor. Duanıza katar mısınız diyor. İnşallah programın sonundaki duamızda İnşallah. Beraber amin diyelim inşallah. Peki devam edelim. Instagram'dan sorular var. İzleyicimizin sorusu. Emine Hanım diyor ki ipek kirpik yaptırmak günah mı? İpek kirpik nasıl oluyor acaba? Bu kirpikler için su geçiren yapıştırıcı kullandıklarını söylüyorlar. Abdest olur mu? Efendim işte suyun ulaşması lazım. İpek kirpik. Bir kere bunu şöyle düşünelim. Estetik amaçlı mı, tedavi amaçlı mı? Onu yazmamış hocam. Ya. Onu belirtmemiş. Ama siz iki hal içinde lütfen söyler misiniz? Efendim. İki durum içinde. Tedavi amaçlı olunca caizdir. Mesele yok. Hiç problem yok. Su geçirmese bile kurtarır. Hocam ekranda şu anda bakın. İpek kirpikler bunlar. Yani diyelim ki kirpikler dökülmüş diyelim. Kirpik yok hiç. Hanımefendi de rahatsızlık duyuyor. Böyle ipek kirpik yaptırıyor ya da taktırıyor ya da yapıştırıyor. İpek, bilmiyorum ben mahiyetini. İpek kullanabilir. Evet, ipek. Hanımlar ipek kullanabilir. Tabii, ipek kullanabilir. Peki bu su geçirmiyorsa nasıl olacak? Abdeste, gusle mani olur mu? Su geçirmiyorsa. Zannederim geçirir yani. Bu. Geçirir diyorsunuz. Öyle efendim. Şey demiş zaten burada. Bu kirpikler için su geçiren yapıştırıcı kullandıklarını söylüyorlar. Tamam. Doğru efendim. Caiz diyor hocam. Peki devam edelim. Bizim sevgili Emre yazmış hocam, yönetmen. Evet, tamam efendim. Diyor ki Emre, ya hocama benim ismimin anlamını da sorabilir misin abi diyor. Emre. Yunus Emre'nin ikinci ismi gayet güzel. İki ismi var bu arada. Fatih ya. Emre. Fatih sen Fatih'i de sorman lazım. Fatih de çok Fatih güzel de bir isim. Güzel. Fatih Emre. Yunus Emre de güzel. Güzel bir Türk ya, ismi değil mi hocam? Öyle milli bir isim. Ha, doğru. Yiğit efendim. Anlamında doğru. İkisi de güzel. Peki. Bir başka Instagram sorusu. Semih Bey, 18 yaşındayım. Saçım çok seyrek. Saç ektirmek ya da protez saç yaptırmak istiyorum. Bunun dinen sakıncası var mı? Gusül abdeste ya da abdeste mani olur mu? 18 yaşında. Şimdi saç ektirmek erkek için caiz mi? Caiz. Ama nasıl caiz? Kendi saçından alınmak suretiyle ekilebilir. Bir başkasınınki değil, kendi saçından. Diyelim arka taraftan alacak, şu açılan yer genellikle bu ön taraf. Enseden herhalde. Alacak, öne yapıştı, ekecek. Ekecek, evet. Bu caiz. Bunda bu tereddüt caiz. Yok. Ama bir başkasının saçını getirip bunun saçına eklemek bu caiz değildir. O protez oluyor, yapıştırma. Ama öyle, öyle mi? Protez mi oluyor, ha, ne işte, oluyor? Sevgili Emre, yaşa. Yaşa, hmm. Ömrüne bere. Güzel oldu bak. Bunu ekrana verebilir miyiz sevgili Emre? Hocam, protez saç şuymuş. Şimdi buyurduğunuz gibi bir başkasının saçını kendi saçımıza yapıştırıyoruz. Protez bu. Bu uygun değil. Yapıştırma. Bu caiz değil. Saç ekimi de bu. Sizin de buyurduğunuz enseden alınıyor. Bu caizdir. Açık olan
bölgelere, tamam, bu seyrek olan bölgelere dikiliyor, bunda ekiliyor. Bunda şüphe yok. Caiz yok. Bu. Evet. Demek ki protez bu caiz, caiz değil. Bu caiz değil. Evet. 18 yaşında hocamızın tavsiyesi protez saç değil, evet, saç ekimi. Doğru efendim. Caiz, uygun diyor. Evet. Bu kadını erkek için fark ediyor mu hocam? Bu fetvanın kadını ya da erkeği var mı? Yani kadın için caiz protez saç diyebilir miyiz? Yoksa kadın erkek ikisi için de aynı mıdır bu? Ama tabii bu kadın için erkek için de ipek, iplik onlar kullanılabiliyorsa onlarda da mahsur yok. Mesela peruk. Kadınlar peruk kullansa mahsurlu mu? İpek, iplik. Onlardan caiz. Evet. Ama bir başkasının saçından caiz değil. Perukta da başkasının saçı olursa asla uygun caiz değil. Caiz değil. Ama iplik, ipek ondan peruk caiz. Ondan peruk caiz. Peki. Teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.